Merhaba arkadaşlar, ben Enes. Bugün Bas Canavarı bir Bluetooth hoparlörü inceleyeceğiz. Eğer ki kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Ayrıca kenardaki zil butonuna basıp gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Hadi incelemeye geçelim. Daha önceden kanalımda incelediğim Bluetooth hoparlörlerin incelemelerini izlemek için yukarıdaki i'ye basabilirsiniz. Hoparlör bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Çok korunaklı olarak gönderildiğini söyleyemem. Bir adet kullanım kılavuzu. Hoparlörü içine koymamıza yarayan bir adet kese şeklinde bir kılıf. Bir tane AUX kablosu ve bir adet de şarj kablosu geliyor. Bunlar da hoparlör kaymasın diye ayaklar. Ve gördüğünüz gibi hoparlörün kendisi. Hoparlörün en dikkat çekici özelliği ön tarafında ve arka tarafında gerçek bambu ağacı kullanılmış olması. Hoparlör normal Bluetooth hoparlörlere göre gerçekten çok büyük ve ağır bir yapıda. Aslında buna Bluetooth hoparlör bile demek biraz yanlış olur. Şu arkada gördüğünüz JBL'in Charger 3 modeli mesela, onun yanında şu an çok ufak kaldı. Hoparlörde bambu ağacı kullanılması ayrı bir hava katmış. Sadece bir hoparlör olarak değil, bir aksesuar olarak bile evimizde kullanabiliriz. Şimdiden söyleyeyim, hoparlörün bas performansı subwooferlı bir araba tesisatı aratmıyor neredeyse. Yanında gelen bu kese çok kaliteli olmasa da genel olarak idare eder. Gerçi hoparlörü de çok ev dışına çıkarmak mümkün olacağını zannetmiyorum. Ondan dolayı çok keseye de ihtiyaç olmayabilir. Ön tarafı dediğim gibi komple bambu bir malzeme kullanılmış. Bu malzeme arka tarafta da kullanılmış. Aralarda bu şekilde böyle hafif bir kadifemsi kumaş gibi bir malzeme kullanılmış. Ama el alındığında ağırlığını gerçekten hissettiriyor. Malzeme kalitesi de iyi seviyede. Şurada gördüğünüz marka kendi adını kullanmış ön tarafta. Üst tarafına baktığımızda burada bir açma kapama düğmesi, müziği durdurma ve başlatma düğmesi. Burada bir hoparlör açıldığı zaman yanan bir led ışık görüyoruz. Ses açma ve kapama düğmeleri var. Burada da ufak bir mikrofonu görüyoruz. Yan taraflarında herhangi bir şey bulunmuyor. Hoparlörün arkasına baktığımızda ise burada hoparlörü şarj etmemize yarayan bir mikro USB giriş. Burada şarj ederken yanan bir led bildirim ışığı. Burada hoparlörü reset atmamıza yarayan bir reset düğmesi var. Burada ise AUX girişini görüyoruz. Bu arka tarafa geldiğimizde ise genellikle subwoofer kabinlerinde bulunan bir hava çıkışını görüyoruz. Bu hava çıkışından hoparlör çalışırken ciddi manada bir hava çıkışı oluyor. Bazı yerlerde hoparlörün bas performansı çok yüksek olduğu için bunu bir nebze olsun azaltmak için buraya bant yapıştırıp da kullanabiliyorlar. O şekilde buraya kapatıp da kullanma imkanı bulunuyor. Hoparlörün ön tarafında 2 tane tweeter ve 1 tane de 15 wattlık bir bas hoparlörü bulunuyor. Bu sayede gerçekten canavar bir bas performansı sağlıyor hoparlör. Taşınabilirlik açısından çok fazla bir taşınabilirliği bulunmuyor ama ev içerisinde kullanmak için gayet uygun. Hoparlörün içerisinde 4400 mAh'lik 2 tane batarya bulunuyor. 6,5 saatte tamamen şarj oluyor. Hoparlörü %50 ses seviyesinde kullandığımız zaman ise 20 saatlik bir pil ömrü sağlıyor bize. Hoparlörde Bluetooth 4.0 kullanılıyor. Ayrıca TWS, yani aynı anda bu hoparlörden 2 tane olduğu zaman karşılıklı olarak sizinle aynı anda kullanabiliyoruz. Hoparlörün şarjı %20'nin altına indiği zaman buradaki bildirim ışığı kırmızıya dönüyor ama bir eksi olarak herhangi bir şarj göstergesi bulunmuyor. Yapısı gereği suya ve toza karşı herhangi bir dayanıklılığı bulunmuyor. Genelde ev kullanımı için daha uygun bir yapısı var. Hoparlörün ses kalitesine ve bas performansına gelecek olursak, hoparlörün ön tarafında 2 tane tiz hoparlörü ve 1 tane de büyük bir bas hoparlörü olduğu için bas ve tiz seslerini güzel veriyor ama ortadaki midler, yani orta sesler biraz daha geride kalıyor. Son seste de hoparlörde herhangi bir bozulma olmuyor. Zaten ev ortamında da son seste kullanmak pek mümkün olmuyor. Ev ortamında genelde %50-160 seviyelerinde yeterli oluyor. Hoparlörün arkasındaki o hava çıkan bölümü duvara doğru yaklaştırdığımız zaman hoparlörün bas seviyesi ve ses yüksekliği bir miktar daha artıyor. Hoparlörün gerçekten de basları çok derin ve güçlü. Genel olarak ses kalitesi ortalama düzeyde. Genel olarak tiz aralıklı parçalar dinliyorsanız bu hoparlörden memnun kalmayabilirsiniz. Bu hoparlörün hitap ettiği kişiler tamamen bas seven insanlar. Hatta bas olarak burada benim daha önceden incelediğim JBL Charger 3'ün çok yüksek baslı bir hoparlörünle kıyasladığım zaman JBL Charger 3'ün basları bunun yanında gerçekten oyuncak gibi kaldı. Özellikle bas ağırlıklı şarkılar seviyorsanız bu hoparlörü çok seveceğinizin garantisini verebilirim. Genel olarak hoparlörlere bakıldığında tizleri bir nebze olsun duyabildiğiniz, ağırlıklı olarak düşük frekansları, yani bas sesleri hissedebildiğiniz saf bir bas hoparlörü olmuş diyebiliriz. Bu hoparlörün yapısına bakıldığında ahşap ve çok sağlam bir ağır bir yapısı var. Ve normal harici olarak ses sistemlerinde kullanılan
subwoofer'a 2 tane tiz hoparlörü takılmış ve kablosuz hale getirilmiş halde diyebiliriz. Ama ön tarafında ve arkasında bambu kullanıldığı için de bir o kadar şık bir hoparlör olmuş. Bu hoparlörün AH120 olarak düz bir modeli daha bulunuyor. İkisi arasındaki fark, o modelde batarya neredeyse 10 saat gidiyor. Ses kalitesi S modelinde bir miktar daha iyileştirilmiş. Ayrıca gerçek kablosuz yani TVS özelliği de bu hoparlöre eklenmiş S modelinde. Hoparlörün fiyatına gelecek olursak ben bunu Banggood sitesinden aldım. Vergiler dahil olarak toplam 496 TL'ye denk geldi. Şu an baktığımda vergiler dahil olarak yaklaşık olarak 501 TL'lik bir fiyatı bulunuyor. Hoparlörün ses kalitesi ve bas performansı göz önüne bulundurulduğunda bu fiyat aralığında gerçekten çok güzel bir model olmuş. Bu arada Banggood sitesinden çoğu ürünü alırken vergiler dahil olarak alabilirsiniz. Daha önce kanalımda incelediğim Bluetooth kulaklıkları da yine Banggood sitesinden vergiler dahil olarak alabilirsiniz. Biliyorsunuz bu son yurt dışından alışverişlere gelen vergilerden sonra bir vergi şoku yaşamamak için alışverişlerinizi Banggood sitesinden yapıp vergiler dahil olarak ürünleri alabilirsiniz. Yani bir miktar daha fiyat farkı verebilirsiniz ama en azından herhangi bir vergi sürprizi olmamış olur. Sonuç olarak Bluetooth hoparlörü genel olarak ev ortamında kullanacaksanız ve bas performansı iyi olan bir Bluetooth hoparlör arıyorsanız bu fiyat aralığında alınabilecek en iyi Bluetooth hoparlörlerden biri olmuş diyebilirim. Ürünün linkini açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Şimdi hoparlörü çalıştıralım ve performansına bakalım. Hatta JBL Charge 3 ile karşılaştırdığım bir video daha var. Onu izlemek için de yukarıdaki i'ye basabilirsiniz. Dum 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 d
Hoparlör hakkındaki yorumlarınızı ve sorularınızı yorumlar kısmından benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.